bir gelecek sorusunun yanıtını ancak bir ülkenin eğitim felsefesinin vereceği beklenir, söylenir. Peki pandemi sonrası bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bizi nasıl bir eğitim bekliyor? Şimdi okullara dönüş olduğu zaman nasıl hazırlıklar yaptı okullar? Bu da çok önemli. Çünkü evet, öğrenme kayıplarını en aza indirmek için, öğrenmenin sürekliliği için çok çaba sarf etti herkes. Ama buna rağmen öğrenme kayıpları yaşandı. Bu kayıpların önlemleri alındı mı? Nasıl önlemler alınıyor okullarda? Bugün bunu konuşacağız. Yolun başındayken başlıyor. Marmara Eğitim Kurumları İlköğretim Müdürü Çiğdem Anar Aykaç bizimle birlikte. Çiğdem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam defter kitaptan dijital içeriğe çok hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Bundan sonraki süreci merak ediyoruz aslında. Tekrar okula döndüğümüzde hadi kaldığımız yerden devam ediyoruz diyemeyeceğiz gibi. Pek çok şey değişti çünkü. Pandeminin etkisiyle nasıl bir eğitim anlayışı olacak bundan sonra? Pandemi tabii hayatımıza farklı bir bakış açısı kazandırdı. O yüzden artık eski yerde kalma şansımız yok. O yüzden biraz daha artık her şey farklılaştı. Dijital dünya çok evlerimize hakim oldu. O yüzden de yeni dünya düzeninde artık farklı yetkinlikler ve yetenekler kazanmak zorundayız. Yani teknolojinin de hem hayatımızdaki hem sınıflardaki yeri de artacağı benziyor. Evet, bu becerileri birazdan konuşacağız ama daha teknoloji yoğun günler mi bizi bekliyor yoksa? Tabii ki teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmezi ama burada dikkat edilmesi gereken çok nokta var. Biz eğitimciler olarak teknolojiye yer verirken aslında en önemli şey çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin tekrar sosyal duygusal becerileriyle hazır bir şekilde döneme tekrar başlamaları, yani okula geri dönüş provalarının yapılması. Çünkü 1,5 yıldır farklı zamanlarda şunlarla karşılaşıyoruz. Çocuklar bir kısım zamanda evdeler, bir kısım zamanda okuldular, hibrit sistemle devam ediyorlar. O yüzden yeni dünya düzeninde aslında biraz daha farklılaşmaya başladı sistemimiz. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin sosyal, duygusal olarak kendilerini iyi hissetmeleri, rehberlik anlamında da onları yönlendirmemiz çok önemli. Bu söylediğiniz çok kıymetli. Yani evet, öğrenme kayıplarını konuşacağız birazdan. Öğrenme açığı olmasın, herkes eşit derecede, ne yazık ki hani belirli sebeplerden niye olur öğrenme kaybı? İşte sosyoekonomik düzey etkili olabilir, değil mi? Uzaktan eğitime erişim her yerde aynı olmadı. Bütün dünya bunu tartışıyor, sadece Türkiye değil. Ama şu söylediğiniz iyi olma hali, yani çocuklar pek çok zorlukla mücadele ettiler. Bütün aileleri de buradan gerçekten tebrik ediyorum. Bütün aile fertleri o hunileri kafamıza takıp delirme noktasına zirveye ulaştığımız günler yaşadık yani. Herkes evin içinde ne olduğunu biliyor, ne dediğimi anladı. Dolayısıyla şimdi o çocuklarımız tekrar okula dönecekler. Kiminin sırtı ağrıdı, boynu ağrıdı, kiminin gözleri bozuldu. Akran iletişimi dediğiniz, o sizin hep vurguladığınız şey, arkadaşlarından uzak kaldılar. Onları bir şöyle tekrar pamuklara sarıp sarmalayıp bir kucaklamak gerekiyor. İyi olduklarını psikolojik olarak da vereceğinizi alacak halde olduklarına emin olmanız gerekiyor. Aynen, değil mi? Öyle. Bunun için neler yapacaksınız? Sosyalleşmeleri için de dediğiniz gibi ayrı bir düzen oluşturmak zorundayız ama iyi olma hali için çok çalışmak lazım. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimleriyle beraber. Çünkü iyi olmadıkları zaman hem psikolojik hem de fiziksel anlamda zaten öğrenmeyi hiçbir zaman sağlayamıyorsunuz. O yüzden mutlaka ve mutlaka onların iyi olma hallerini, yalnız burada şeye de dikkat etmek lazım. Evet, üçlü bir ayağız biz. Aynı zamanda velimizin, öğrencimizin ve öğretmenimizin de iyi olma durumları söz konusu. Bu üçlü ayağın da iyi olma durumunu çalışmak lazım. Çünkü artık yeni dünya düzeninde dijital her zaman her şekilde evlerimizin içinde yer alacak. O yüzden de 21. yüzyıl becerilerine de geçtiğimiz zaman bizim çocuklarımızın dünyaya kolay adapte olabilmeleri için bir müfredat hazırlamamız lazım. Ve bu müfredatında esnek olması lazım. Yani her ortamda her şekilde adapte sonuca olabilir. Aynen öyle. 21. yüzyıl becerileri en öne çıkan eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık. Bunları kapsayacak aslında eğitim anlayışıyla yaklaşmak gerekiyor çocuğa, değil mi? Aynen öyle. O yüzden de biraz da artık müfredatlar yeni dünya düzeninde çocuklara göre özgün müfredatlar oluşmaya başladı. Bireysel akademik müfredatlara yer vermeye başladık biz de eğitim liderleri olarak. Her çocuğun bir birey olduğu ve o bireylerin farklı ihtiyaçlarının göz önünde olabileceğine dikkat etmek
etmek lazım müfredatlar hazırlanırken. Kişiselleştirilmiş eğitim dedikleri aynen şey. Öyle, aynen hı-hı. öyle. Çünkü artık eğitim buna doğru evrimi. Kendi hızında, organik değil evet, mi? Aynen. Herkes aynen. farklı şekillerde öğreniyor. Aynen. Bunun bilincinde olarak. Biraz sayı nüfus açısından bakınca uygulanabilir mi diye aslında akıllara soru geliyor ama. Ama genel olarak şöyle bakmak lazım. Her bireye kendi eğitimini aslında vermemiz lazım. Çünkü her bireyin güçlü olduğu bir alan var. Hı hı. Ve o alanda başarılı olmaları için bizim de doğru yönlendirmeler, doğru rehberlik yapmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi çevrimiçi öğrenme, yüz yüze uygulama pek çok yeni kavramla da tanıştık aslında. Zaten biliyorduk biz de programlarımızda son 10 yıldır bunları konuşuyorduk ama bu kadar hızlı herkesin bir anda geçiş yapacağını elbette bu kadar hızlı olacağını öngöremedik. Şimdi bundan sonra şimdi bir senaryo yapalım. Hadi okul zili çalsın. Çocuklar hı hı. okula geldi. Evet. Biraz daha somutlaştırarak eğitim kurumları nasıl önlemler aldı, nasıl önlemler almalı? Mesela bu çocuklar 1,5 yıl boyunca sportif faaliyetlerden, sanattan uzak kaldılar ki dijitalde sürdürmeye çalışan kurumlar oldu. Siz buna çok gayret ettiniz biliyorum. Lütfen o örneklerden de bize bahsedin. Çünkü bu bir bütün hem akademik hem sosyal değil mi? Evet, evet. Sportif faaliyetler, bütün bunlar bu kadar önemliyken bu çocuklara biraz daha onlar yoğun mu verilse ki okula döndüklerinde? Ne planlıyorsunuz? Tabii ki. Sosyalleşmeleri için de zaten farklı ortamlar yaratacağız ama şuna çok iyi emin olmak lazım. Spor ve sanatla büyüyen çocuklar ki biz Marmara Eğitim Kurumları'nda bunu her zaman önemseriz. Akademik anlamda da organizasyon becerilerini ve sunum becerilerini ve programlama becerilerini gerçekten çok iyi geliştiriyorlar. Hmm. Bunun için de zaten hani okulların belirli olduğu, bizim de misyon ve vizyonumuzda belli olan dünya vatandaşı yetiştirmek kavramlarıyla aslında yola çıkmak gerekiyor müfredatlar hazırlanırken. Bu da zaten IB okullarında ve CIS tarafından akredite edilen, mesela bizim okulumuzda özel okullar, Uluslararası Özel Okullar Birliği tarafından akredite edilmiş bir okul. Hı hı. Bu programlarla zaten çocukları yetiştiriyoruz. Onun için bir bütün halinde çocuğa bakmak lazım. Eksik noktalarını tek tek telafi etmek lazım. O yüzden de bence bunlara ayrı ayrı programlama yapmak gerekiyor. O yüzden işte müfredatların bireyselleştirmesi üzerinde çalışıyoruz. Biz de her zaman şöyle bakıyoruz. Evet, her şey dijital müfredata da dönüştürülmeli. Bu süreçte biz onun için zaten çok güncellemeler yaptık ama burada şuna çok dikkat etmek lazım. Dijitalleşme yeni olan bir kavram değil. Dijitalleşme yıllardır var olan bir kavram. Önemli altyapısı olan, hibrit sisteme de uyum sağlayabilecek sistemlerle daha önceden tanışmış olanlar bu sürece kolay adapte olan okullar oldu ve lider okullar arasında seçildi. O yüzden aslında biraz da öngörmek diyorum ben buna. Hibrit ortamlarda zaten çocukları hibritte neler verebilir, dijitalleşmede çocuklarla neler yapabileceğimizin programları yapıldı. O yüzden de biz bu sürece geçtiğimiz gibi hemen dijitale bütün programlarımızı taşıdık. İşte bu programlar neler olabilir? Veli toplantısından tutun da ulusal törenlerimize, cuma ve pazartesi günleri yapılan bayrak törenlerimize, kitap yazar söyleşilerimize, çünkü bizim vazgeçilmezlerimizden biri de okulumuzdaki okuma saatidir. Güne okuyarak başlarız. Kat görevlisinden okulda çalışan bütün öğretmenlere ve öğrencilere kadar. O yüzden. Peki o hep böyle yaparak, uygulayarak öğrenmenin altını çiziyor ya son yıllarda evet. eğitim kurumları işte. Sosyal sorumluluk da keza aynı şekilde. Topluma fayda sağlasın. Bunu projelerle gerçekleştirsin. Yani ilk öğretimde bile bunu aslında müfredatta biz yer verebiliriz dersiniz. Bunlar kesintiye uğradı mı? Nasıl devam etti bu süreçte? Bunların da kesintiye uğramaması gerekiyordu ki uğramadı. Ben şöyle söyleyebilirim size. Örgün eğitimde bizim yaptığımız bütün sosyal sorumluluk projeleri ve diğer proje yarışmaları hepsi çevrim içi süreçte dijitalde devam etti ve aynı başarıları elde ettik. Hı hı. Buna sınav hazırlıklarından tutun da yaptığımız sosyal sorumluluk projelerin devamı olarak da bakabiliyoruz. O yüzden çocuklarımız yine girdikleri TÜBİTAK projesinde bölgesel sergiye katılma hakkı kazandılar. Hmm. Örgün eğitimde neyle karşılaştıysak işte aynı şekilde satranç turnuvalarında ilçe birincilikleri ve il üçüncülükleri var. Normal örgün eğitimde ne yapıyorsak hepsini çevrim içine taşımak zorundaydık. Bu da bence çocukların aslında her şeyin, eğitimin de bir bütün olduğunu onlara hissettirdi. İster yüz yüze olalım, ister ekran önünden olalım, istediğimiz tüm başarılara buradan da ulaşabiliriz imajı vermeye çalıştık. İmkanlar dahilinde. Aynen öyle. Şimdi Türk Eğitim Derneği'nin hazırladığı Türkiye'nin Telafi Eğitimi Yol Haritası raporunda yer alan bazı öneriler var hocam. Birkaçını izninizle paylaşmak istiyorum. Tam da sizin bu söylediğinizle ilgili. Hani öğrenme kayıplarının ve eksikliklerinin tespiti noktasında.
noktasında. Dediniz ya kişiselleştirilmiş eğitim, her çocuk, her birey farklıdır. Şimdi diyorlar ki telafi sürecinin hayata geçirilmesi öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel çabasına bırakılmamalıdır. Her bir öğrencinin öğrenme kayıpları ve eksikliklerini tespit etmeye kaynaklık edecek, geçerli, güvenilir ve aynı zamanda süreç odaklı bir ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsenmelidir. Yani bu çocuk okula geldi, ne kadar öğrenme kaybı içerisinde? Hepsi çünkü farklı koşullarda bu süreci yönetebildi. Bunu biz bakmalıyız. Sonra çünkü günün sonunda aynı sınava giriyorlar bu çocuklar. Türkiye'nin dört bir tarafından özel okul, devlet ayırt edilmeksizin aynı sınavlara giriyorlar. Öğrencilerin öğrenmeye etkin bir şekilde katılabilmeleri için sizin en başta altını çizdiğiniz sosyal ve duygusal iyi olma halleri önceliklendirilmelidir. Siz bunu sağladığınız zaman artık o çocuğa evet kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz diyebileceksiniz değil mi? Evet, aynen öyle. Öğrenme kayıpları için de işte dediğimiz gibi en önemli şey bireysel akademik program. Çocuğun hangi kazanımlarda eksikleri olduğunu net bir şekilde belirlenerek ölçme değerlendirme açısından da uygun kazanımlara göre hazırlanması. Şimdi bazıları diyor ki bu kuşakta kalıcı bir takım problemler olabilir. Sosyal açıdan da olabilir. Sadece bilişsel bakmayın diyorlar. Fiziksel açıdan da olabilir. Siz bu kadar tehdit edici şeyler görüyor musunuz? Bunları önlemek adına eğitim kurumlarına sizce ne görevler düşüyor? Tabii ki 7 saat ya da 8 saat çocuklar bir ekranın önünde dijital dünyanın içinde olmak zorunda kaldılar. Ama burada etkin iletişim çok önemli. Bu etkin iletişimde aslında dersleri yaparken, kazanımları verirken onların sosyalleşmelerine de izin vermek çok önemliydi. O yüzden biz burada veli, öğretmen ve öğrenci ayağını çok kuvvetli çalıştıran okullardan biriyiz. Velimiz evde yaşadığı sıkıntıyı, çünkü artık veli evde o öğretmen. Tabii, çocuğu her şeyiyle. Aynen öyle. Çocuğu her şeyiyle gözlemliyor. O yüzden velilerimiz de çok güzel bir bağlantı içine girmemiz gerekiyor. Veliler eksik olunan noktaları, evdeki durumları bizimle sürekli rapor halinde, biz de onlarla gelişimi doğru takip ettiğimiz sürece çocuklardaki o eksikleri artıya döndürebiliriz. Sosyalleşmeleri için bazen farklı etkinlikler düzenledik. Kitap okumuyorlar, çok dijital dünyanın esiri oldular dedikleri zaman biz onlara yeni bir etkinlik koyup kitap okuma saatini dijitale taşıdık. Orada tartışmalarını yaptılar. Bence etkin bir iletişim çocuklarımızdaki o eksikleri kazanım haline döndürecektir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda programlarımızı izleyenler, takip edenler bilir. Harvard'dan bir profesörümüz, küresel eğitimde çok yetkin bir isim. Profesör Fernando Reimers'la bir röportaj gerçekleştirdik. O da bu iletişimle çözeceğiz biz bu meseleyi ve öğrenme kayıplarını dedi. Bu iletişim deyince hani söylemesi basit. İletişiyoruz yani konuşuyoruz. İletişim derken deniyor ama bu değil işte. O çocuğu anlamak meselesi. Öğretmenin ihtiyacını anlamak değil mi? Evet, bu anlamakla başlıyor aslında çözüm süreçlerinin hepsi. Bir de kendi hayatlarını yönetebilme noktasında da biraz daha fazla adım attıkları için hadi yani biraz kazanım kısmına da bakalım. Belki bunları da aslında olumlu bir yan olarak ileride görebiliriz hayatlarında değil mi? Yani biraz böyle iş onlara çok düştü ya hani öz denetim. Evet. Kendini programlamaya çalıştılar. Kendilerini programlama becerileri sayesinde katıldıkları dijital sınavları yapmaya çalıştılar. Bence zaman yönetimini çok etkin kullanmaya çalıştılar. Verdiğimiz projelerin sonuçlarını oluşturmaya çalıştılar. Önümüzde Dünya Çevre Günü'nde, Şiir Günü'nde kendi kazanımlarını paylaştılar arkadaşlarıyla. Bence organizasyon olma, becerisi, girişkenlik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik çok önemli bu durumda. O yüzden bunların altını özellikle çizmek istiyorum. Girdikleri herhangi bir ortama kolay adapte olabilmeleri, kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve sunum becerilerini de çok geliştirdi bu süreç. Evet. Bir de bence zaten sabretmenin değil mi? Yani bu kadar yoğun yaşayacağı bir dönem de yoktu. Hani sabrettiler. Evet. Evde kalmanız gerekiyor. Tamam. Arkadaşlarınızı görmemeniz gerekiyor. Tamam. Okula şu an gidilmiyor. Evet. Bunu bir de böyle yaş küçük oldukça anlatması da zor ya. Biraz büyükler daha kolay adapte oldu. Zaman zaman okulda olan öğretmen arkadaşlardan okulun ve sınıfın içinde kamerayı döndürmelerini istediler. Özlemleri çok farklıydı. Çok farklıydı. Bu o kadar çocuk okuma yazmayı söktü ekrandan. Aynen. Değil mi? Siz ilk öğretimdesiniz. Aynen. Mesela
ilkokul birinci sınıf öğrencisi için bir aile hayal etmez herhalde çocuğum ekrandan bakarak okumayı sökecek diye. Evet, bu senenin yol haritasını çizerken geçen sene okumayı öğrendikten sonra pandemiye girmiştik. O yüzden farklı bir sürecimiz vardı. LGS ile mücadele etmiştik geçen sene ama bu sene de ilk yol haritamızın başında bu çocuklara okumayı ne zaman öğreteceğiz diye bir programlama yaptık. Oldu ama değil mi? Yani dijitalde de o okumayı söktüler mi? Gecikme mi oldu? Nasıl oldu? Hiçbir gecikme olmadı açıkçası. Burada işte etkin iletişim çok önemli. O yüzden ben burada sınıf öğretmenlerine, idareye çok görev düştüğünü fark ediyorum. Ve veliye evimizde. Güzel bir bağ kuruldu. Tek tek yapılan her tür etkinlik veliyle günü gününe paylaşıldı. O harflerin tek tek tutuş şekillerine kadar bireysel çalışmalar yapıldı. O yüzden de okuma zamanında hiçbir şekilde bir fark yaratmadı. Olmadı. Evet. Veli demişken Çiğdem Hocam, şimdi velilerin gündeminde eğer LGS velisi ise sınav geride kaldı. Peki şimdi sorusu var. Evet. Ne söylemek istersiniz onlara? Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum. Evet, zorlu bir dönem, zorlu bir maratonun sonuna geldiler öğrencilerimiz. Ama şimdi asıl velilerimiz için yeni bir süreç başlıyor. Çünkü bunun takibini yapmak da çok önemli. MEB tarafından yerleştirme kılavuzu yayınlanıyor her sene. Bunun doğrultusunda biz tercihlerimizi yapmalıyız. Ama tercihleri yaparken okul idarelerine ve rehber öğretmenlere çok iş düşüyor. Her tür sıkıldıkları, anlayamadıkları, doğru tercih yapmak için, doğru nokta atışları yapabilmeleri için eğitim liderleri olarak bizler okulumuzdayız. Gelebilirler. Çünkü doğru tercihler yapmak lazım. Öğrencilerimizi doğru tanımak, onların geleceğini doğru yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunda da böyle bir şeyin altını çizseniz, mesela işte pandemi etkisi var mı? Normalde biz bu soruyu sorarız. Nelere dikkat etsinler diye daha maddelendirmenizi isteriz ama pandemi gölgesinde okul tercih edecek olmanın ayırt edici bir özelliği var mı? Mesela şimdiye kadar şu kriter hiç önemli değildi okul seçerken ama artık şu da önemli oldu dediğimiz şey dijital altyapı mıdır ya da nedir? Dijital altyapı evet önemli faktörlerden birisi ama tabii sosyal mesafe önemli. Velilerimizin bir kısmı okul seçerken sosyal mesafeli sınıflar, fiziksel alanların farklılığı üzerinde de duruyorlar artık. Okulun yeterli akademik bilgisinin yanında fiziksel donanımları da önemli olmaya başladı. Çünkü her şey bir bütün. Çünkü yine sosyal mesafe hayatımızdan çıkmayacak, devam edecek. Bu artık böyle olan bir şey. O yüzden dijitalleşmenin ve akademik beklentileri doğru vermenin yanı sıra fiziksel şartlar da çok önemli olacak okul seçimleri için diye düşünüyorum. Bunlar çünkü çok değerli. Şimdi gerçekten zor bir süreci aslında geride bıraktık demek istiyorum artık böyle özgürce değil mi? Yani geride bıraktık diyemiyoruz ama hani yine de her ne yaşanırsa yaşansın diretildi. Yani hani öğrenme kaybı da en aza indirilmeye çalışıldı değil mi? Yani öğrencisiyle velisiyle herkesin aslında üstlendiği bir durum söz konusu oldu. Ne dediniz? Veliler öğretmen oldu. Önceden teneffüste zil çalardı teneffüs zili. Hadi bakalım derse gidiyoruz bitti ara derdik. Şimdi evde öyle bir şey yok. İlişkiler de bozuldu çocuklarla. Evet. Yani hani artık hem öğretmeni olacaksın hem annesi olacaksın. Bir yandan kucaklayacaksın. Bir yandan hadi dersinin başına diyeceksin. Evet. Umarız bu yaralar sarılır. Velilerin de çok desteğe ihtiyacı var. Eminim okullar velileri de düşünerek programlarını yapmışlardır. Veli iletişim seminerleri çok önemli bu noktada. Biz zaten pandemi süresince de velilerimize sürekli bunun için geri bildirimde bulunuyorduk ve beraber bir araya geliyorduk. Çünkü onların da ruh hallerinin ve sosyal durumlarının ve duygusal durumlarının iyi olması gerekiyor. İyi olmadığımız sürece kimseye faydamız olmaz. Evet. Bu mentaliteden yola çocuk çıkarak hareket ediyoruz. Çocuk da çok etkileniyor çünkü aynen bizlerden. Öyle, aynen öyle. Kolay bir şey değil. Onların yaşadıkları bu süreç. Çok teşekkür ediyorum ben değerli katkılarınız için. Marmara Eğitim Kurumları İlköğretim Müdürü Çiğdem Anar Aykaç bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik efendim. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olmayı umut ediyoruz. Kaçırdığınız programlarımız varsa yolun başındayken TV adresinden takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.